uzun dönemdir yaptığım seçim çalışmalarım kapsamında Malatya'nın hem imar planları hem trafik planları ile ilgili yaptığımız çalışmaları biliyorsunuz geçen hafta meslek odalarıyla paylaştık. İnşaat Mühendisler Odası, Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisler Odası ve benzeri odalarımızı davet ederek onlarla fikir alışverişinde bulunduk. Bugün de esnaf odalarımızı davet ederek onların fikirlerini alacağız. Onlarla beraber bir araya geldik. Kendilerine burada bütün arkadaşlarıma davetimizi icabet ettikleri için teşekkür ediyorum. Burada biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki önümüzdeki dönemde eğer kısmet olur da biz Büyükşehir Belediyesi'ni ve diğer belediyelerimizi alırsak daha katılımcı bir yönetim göstereceğimizi, belediye meclislerinden bir takım kararlar çıkmadan önce ilgili odaların görüşü alınarak meclis kararından önce dikkate alınacağını ve ona göre kararlarda eğer onları olumsuz etkileyen, bizim göremediğimiz çalışmalarımızda eksik kalan bazı noktalar varsa onların da dikkate alınarak düzeltilmesi yönünde irade ortaya koyacağımızı ifade etmek için bir aradayız. Bu nedenle tekrar gelen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu toplantılarımızın devam edeceğini de ifade etmek istiyorum. Sivil toplum örgütlerinde odalarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Tabi onlarla bir araya gelmemizin nedeni onların fikirlerine önem veriyoruz. Malatya'yı birlikte yöneteceğiz. Sonuçta her odanın, her meslek grubunun, her sivil toplum örgütünün, her derneğin kendine ait temsil ettiği, temsil etme noktasında birçok unsuru söz konusu. Bu unsurların tümünün Malatya'nın yapısına katılması gerekiyor. Malat. Evet, en büyük sıkıntımız bu. Aynı sıkıntı matbaacılarımız da var. Çünkü herkes iç içe çalışıyor. Sağlık ortamında çalışıyorlar. Tabii. Artı bizim sektörümüz sağlık açısından çok tehlikeli sınıfa giren bir sektör. Şu an 60-70 tane demir doğramacı esnafımız var. Buna muhakkak yer yapılması lazım. Önce evet. Yer alındı, bırakıldı ve bir türlü yapılamadı. Bizim en büyük sorunumuz bu. Malatya bu konuda çok karışık bir bölgedir. Yani bu aynı zamanda bu bizim büyük sanayide de aynısıdır. Ama bakıcı pazarında daha fazla. Onu biliyorum evet. Orayı rehabilite edeceğiz. Evet. Şimdi siz hemen bakkallara değindiniz. Şimdi bundan işte başkanım da bilir. O da çekirdekten yetme. Yani bu arkadaşlarımız da. Şimdi bu marketler açıldığı zaman ilk olarak aklına bakkallar, manavlar geliyor. Evet. Ama aynen. Şu anda evet. 1000 küsür mamül satıyorlar yani. Bunlara ayakkabıcılar dahil olduğu işte züccaciye... Her ürün var. Evet, şimdi bugüne kadar yapılanların biz işte bunlar yapıldı, bunları kapatalım veya işte bunların kapanması için mücadele edelim diye benim bir fikrim yok. Evet. Yalnız bundan sonra katı bir tavır. Şu anda 230'un üzerinde Malatya'da market var. Evet. Bu marketlerin en fazla 10 tanesi prosedüre uymuyor. Yani ana görevini yapıyor. Ana görevini yapıyor. Fazla dokunmuyor. Diyorsun ki benim memleketim tablo bu diyorsun. Ama dışarıdan bir göz onu gördüğü zaman diyor ki bu nedir diyor. Çağ dışı diyor. Çağ dışı gerçekten. Yani gittiği zaman da kendi ilinde, kendi şeyinde diyor ki ya Malatya'ya gittim diyor. Kardeşim diyor nasıl bir şey diyor. İnanılacak gibi değil diyor mesela. Evet, doğru. Yani bunu da ben de görüyorum yani. O bölgelere ciddi bir rehabilitasyon gerekiyor.